Qualifizierte. Qualifiè. Qualifiè. Benim üstüm birazcık daha... Günaydın arkadaşlar. Çok yavaş geliyor bu asansör ya. Alt tarafı birkaç kat. Bir haftadır mektuplarımı kontrol etmiyorum arkadaşlar. Allah, kesin bir ceza mektubu bir şey gelecek. Abi bıktım ya. Mektuplara cevap vermekten... Hayır. Kız bisikletiyle in-off'ta sürüyor aslında. Burada bisiklet sürmesi yasak. Neyse. Ne kadar çok bisiklet var ya. Al götür. Kap götür. Bir haftadır açmıyorum mektupları çünkü çok fazla yapacak işim var. Dedim ki önce şu yapılacak işleri halledeyim. Sonra... Günaydın tekrar. Yapılacak işleri hallettikten sonra dedim mektupları açarım, karnımı açayım. Sabah sabah. Vay artist. Artist. Al kıza laf söyledim, ben de burada sürdüm. Neyse. Fakülteye geldim. Tutorla buluşacağım. Benim tutorum bir Alman kız. Abi kız hep geç geliyor. Geç geldiğini bildiğim için dün ekstra mail attım. Dedim ki yarın 10'da buluşuyoruz. Deme dedim. Cevap gelmedi kızdan. Şimdi buraya geldim. Saat 10. Kızdan mail geldi dedi. Ya çalak kusura bakma, ben yine geç kaldım. Biliyordum böyle olacağını biliyordum da işte tutorum yani hiyerarşide benden daha yukarıda. Şimdi ben geç gelsem problem olur ama o geç gelince ona problem olmuyor işte. Sonuçta yine de benim sorumluluğum. Belki tanıdık yüzler de görürüz bir yandan. Çok eski, çok köklü bir bina ve içi küp gibi. Tuhaf bir yapı. Ben sigara da içmiyorum. Niye böyle tıkandım ki anlamadım. Üniversiteden çıktım. Şimdi işe gitmeden önce şuradan kendime bir şeyler almak istiyorum arkadaşlar. Saat 12 oldu. Bir şey de yemediğim için yani fark ediyorum. Üşümeye başladım. Neyse şuradan önce bir kahve mavi bir şeyler alalım. Belki küçük tosmos yanına öyle bir şey de alabilirim. Şimdi arkadaşlar geçen videoda ya abi bu çok pahalı değil mi demişsiniz. Beni de şok etti. Alt tarafı bir CD çalar yani, yeni bir teknoloji de değil. Bunun için adamlar 164 euro istiyorlar. Neyse işte şanslıydım, 124'e inmişti. Haftalık bir indirim vardı. Sonra adama işte birazcık naz da yaptım falan. 114 euroya bunu bana bıraktı ama fiyatlar gördüğünüz gibi yani sweet tişört aldım mesela 85 euro. Neredeyse 100 euroya yakın. Abi artık Almanya bu yani, anlatabiliyor muyum? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bunu okula götüreceğim de bir denemek istiyorum. Son anda çalışmaz malışmaz. Tam müzik dersinin ortasına at, böyle böm böm kalmayalım. Almanya bu yani artık. Alım gücü çok düştü ya. Yani şu basit şey, bir de sweet tişört 200 euro gitti abi. Yani hani dersin ya ne aldım ya, ne yaptım ben hani. Hiçbir özelliği yok. 200 euro öyle gitti. Bir de tabii bu aralar biliyorsunuz Almanya hatta galiba dün açıkladı. Yeni bir yardım planı açıkladı da. Aa o fiyatlar. Verdikleri yardım hiçbir şey yaramayacak ki yani. Benim tahminim çok da işe yaramayacak yani. Var ya arkadaşlar, bana geldiğinde sadece şu aşağıda gördüğünüz var ya tek kafa vardı. Ardından yeni yeni kafalar çıkardı. Bir de bak onların uçlarında yeni yeni kafalar çıkartıyor. Dehşet bir şey olacak bu. Bunlar hepsi benim çocuklarım. Bu çok deli gidiyor. Değiştirmem lazım bunun saksısını. Kökleri dışarı çıkmaya başladı. Şurada çok güzel bir şey olacak. Kocaman olmuşum lan. Kameraya giriyordum. Bu arada bu mideme benim çok iyi geliyor. Yani keyif olsun diye demiyorum. Saçın üstünde olmuş.
tavsiye ediyorum abi. Bir iki hafta, üç hafta düzenleyin sabahları sadece. Midenize çok iyi geliyor. Ya da en azından benim. Vakım yemyeşil ya. Böyle yemyeşil oldu mu? Bir de güneş oldu mu? Çok seviyorum Berlin'i. Masmavi olacak. Bakayım hava şu an. Hislerime göre 25 derece falan. Tabi hepsinin içini açtım. Ya bunları, bu mektupları insan okuyacak ya. Atmaya bu kadar istemiyorum kardeşim. Abi sadece şeyden, Künsel Zotiyakası'dan 15 sayfa şey geldi. Sigortamı değiştirmişler, daha çok para ödemem lazım. Niye böyle oldu ya? Neyse 3 tane senedodan, bir tane de bankadan gel sana diyorlar. İlla kredi verelim. Kredi istiyor musun? Yok kardeşim istemiyorum ya. Daha değil. Dahası var. Daha çoluk çocuk yok. Neyse korktum sabah dedim ya size, mektup bilmem ne. Ne olur ne olmaz dedim, hadi gideyim alayım. Puf. 50 sayfa mektup okuyacağım şimdi. İstemiyorum ya. Zorla mı diyeceğim? Zorla. Aman ha. Muhteşem bir hava ya. Yine doktora geldim arkadaşlar. Burada tiroid değerlerimi ölçtürdüm. Abi tiroid benim... Tiroid değerlerim çok yüksek çıktı ya. Yani 37 çıkması gerekiyor sayının. 37'de çıkıyorsa işte bunlar normal çalışıyor manasına geliyor. 600 çıktı. İyi de hissediyorum yani kendimi. Ama bakalım, ilaçlara devam. Çok stres yapmaydı. Kafaya takmaydı. Sonbahar da geliyor. Abi her doktora gittiğimde artık gelenek oldu bende. Direkt tüp kağıtçısı yapmaya lefeme geliyor. Hava da çok güzel. Direkt dışarı oturdum buraya, köşeye. Arkamda masalarda insanlar. Şimdi simit söyledim. Çay da geliyor. Bir de kendime Ankara tavası söyledim sabah sabah. Kıymalı yumurta, zeytin, meytin yanında. Bakalım arkadaşlar, aslında çok iş var da. Şimdi eve gidip yemek yiyip oradan işe geçeceğime ayaküstü burada 20 dakika bir şeyler yiyeyim, 20-30 dakika. Ondan sonra direkt işe gidip, of bugün acayip bir yoğunluk var ya. Neyse, neyse stres yapmak yok. Ondan sonra tiroid deniyorlar. Tiroidlerim coşuyor. Dikkat etmem lazım. Stres yok. Bol bol Ankara tavası, Ege tavası, çiftlik tavası. Ama bu arada mantığı yemeye gitmek istiyorum Berlin'de. Bir arkadaşla sözleştik. O gelene kadar, şu an Berlin'de değil, Köln'de. Köln'den o gelene kadar ama bir mantı denemek istiyorum. Bakalım, güzel bir yer bulursam mantı yemeye gideceğim. Videoyu da alacağım. Hiç Berlin'de mantı denemedim bu zamana kadar. Merak ediyorum. Tadını gerçekten merak ediyorum. Berlin'de güzel yerler var diye biliyorum. Hep duydum. Ama kendim hiç denemedim. Şimdi bakalım çantama neleri sığdırabilmişim. Çantam var ya, oğlum bu çanta var ya, inanılmaz bir potansiyeli var ya. Yani içine neler sığdırdım. Gerçi çok bir şey almadım. Fiyatlar var ya arkadaşlar. Deutschland. Nazar mı değdi? Ne bu enflasyon? Hırkama altından çıktı direkt. Korkuttun lan beni. Hadi gel. Hah. Hadi. Tamam, şurada uç git. Uç git adam, deretme hadi. Heh. Şundan kapatayım. Tamam, böylece bir arının daha hayatını kurtardım. Alt tarafı 2-3 şey aldım. Oğlum inanılmaz bir fiyat enflasyonu var. Yiyecek yiyecek ne olmuş böyle ya? Bekarlık sultanlık diyorlar diye. Şu an onu yaşıyorum bak. Şu an diyorum iyi ki bekarım ya. Bir de çalışmayan eşim, bir de küçük çocuk falan olsa var ya, of. Hadi gel naz yapma bu kadar ya. Zaten yiyeceğim seni yani. Bit, because sohbet ediyoruz, Kreuzberg'deyiz. Şimdi
İkincileri aldık. Aynen. Reis nasıl gidiyor benim hayat? İyi gidiyor abi. Seni her gördüğümde daha güzel gidiyor hava. Hava güzel ama böyle bu yanıltmasın. Sanki bu kadar da değil değil mi? Değil. Piedmont. Şey. Öyle ben de bilemedim. Abi biz geçen hafta dışarıdaydık. Bayağı sıcaktı. Neyse son anda buraya geldik. Bu arada Lucia'dayız. Resmi göstereyim. Sokak başında arkadaşlar zaten çok karanlık ama bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle kendimize iki tane biri aldık. Tuna'yla beraber oturuyoruz. Böyle değişik, bayağı değişik bir şey denemek istiyorum yani. Geçen biz Mustafa ile şeye gittik. Brezilya restoranına gittin mi? Gitmedim. Et yiyor musun? Çok yiyorum. Okey. Orada çok yersin zaten. Hadi ya. Aynen şey, onun bir konsepti vardı. Hiç hatırlamıyorum şu anda ama böyle etçi. Tamam mı? Okay. Oraya gidiyorsun böyle. Senin önüne sen dur diyene kadar et getiriyorlar abi. Gittin mi peki kendin? İtalya'da gittim. Bu konseptte bir yere. Burada kesin vardır. Yani zaten Brezilyalı da var. Var. Ben hiç yemedim yani. Bilmiyorum tamam. Ama bir etten başka bir değişik yanı var mı? Ya et hakkında konuşalım. Etten farklı. Tabii ki varmış herhalde. Hani bir ara mara falan getiriyorlardır da. Okay. Hani... Buraya bisiklet için geldim aslında arkadaşlar. Türkiye'den geldiğimde fark ettim. Allah'ım nasıl bir güneş var. Of, çok bomba bir hava. Aynı yaz gibi. Neyse. Türkiye'den geldiğimde bir fark ettim. Şey, bisikletin tekerlekleri inanılmaz inik. Ben bu firmayı kullanıyorum ya. Swipe Fields miydi? Neydi işte neyse. Arkamda en az 10 kişi var. Hiç bunu beklemiyordum. Herkes almış mavi mavi bisikletlerini. Bir hava bastıracağım ya. Şunlara da 40 dakika beklenmez ki. Neyse buraya kadar geldim. 10 dakika bekleyeyim. Baktım sıra gitmiyor. Ben de eve gidelim.